yaptı biliyorsunuz yeni açıklamalar. Özellikle Burhan Kuzu ve Türkiye'nin bölgenin en büyük uyuşturucu kaçakçılarıyla olan ilişkileri Burhan Kuzu'nun çıkar amaçlı işbirliği her şeyi gözler önüne serildi diyebiliriz. Adını daha önce de kamuoyunun duyduğu o özellikle Zindaşlı ile fotoğraflarının olduğu fotoğraflarda yer alan bir isim var, bir kadın var. Beşiktaş Kadın, AKP Beşiktaş Kadın Kolları 2. Başkanı Aliye Uzun. Onun da bu ilişkilerde nasıl rolünün olduğu ifade edildi, gündeme geldi. Fakat şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bu açıklamaların hepsi zaten biliniyor gibi bir algı var ortada. Yani Sedat Peker açıklıyor ama bunları zaten biliyoruz gibi bir algı oluştu. Gerçekten öyle mi? Siz ne diyorsunuz Sedat Peker'in açıklamalarına? Şimdi hafta sonuna denk geldiği için cumartesi veya cuma akşamı ya da cumartesi bunları yayınladı. Bizim 4 soru 4 yanıt programı yoktu açıklandığı zaman. Hafta sonuna denk geldiği için. O bakımdan biraz daha kapsamlı değerlendirmekte yarar var. Ben çok yüzeysel bir bakış olduğunu düşünüyorum. Bu bakışa bazı gazeteciler de sahip. Hiç böyle değil. Sedat Peker'in açıklamalarında çok yeni unsurlar var. Şimdi daha önce Timur Soykan arkadaşımızın ki değerli bir gazeteci arkadaşımızdır. Ben önemli bir araştırmacı, gazeteci olduğunu ve çok geleceğinin de çok parlak olacağını düşündüğüm arkadaşlarımızdan biri. Onun bu konuya yaklaşımını ben doğru buluyorum. Sedat Peker'in açıklamalarında, son açıklamalarında yeni unsurlar var. Şimdi ama ondan önce bir şeye daha değineceğim. Şimdi ben sosyal medyada gördüm. Sedat Peker'in 50 tane tweet attı arka arkaya, evet, bir seri halde. Tamamını birkaç kere okudum. Yani bir atladığım bir şey olmasın diye. Altındaki bazı yorumlara da baktım. İşte helal olsun sana, bak yine sen gündemi değiştirdin, bak orman yangınlarını örttün diyor bir insan, bir bazıları. Daha önce de 128 milyar, kayıp 128 milyarı unutturmuştum diye. Hayır, böyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Yani adam kalktı, şimdi sizi sokağa dökmeye kalkacaklar. Sakın buna inanmayın. Bu ormanları Kürtler yaktı diyecekler. Kimse sokağa çıkmasın, bu bir provokasyon. Sözünü ettiğim kaos ortamının hazırlıklarından biri olabilir demişti. Ve dedikleri çıktı. Aynen onu yapmadılar mı? Evet. Kürtlere yıkmaya çalışmadılar mı? Türkiye'deki Kürt kardeşlerimize karşı ırkçı bir saldırı başlatmadılar mı? Anlaşıldı ki bunların hiçbirinin nedeni, tek bir tane yakalanmış sanık yok. Hiçbirinin nedeni Kürt yurttaşlarımızda değil ki sahte videolar yayınlamadılar mı Ateşin Çocukları diye. Evet. İşte Kürdistan'ı siz yaktınız, buraları da biz yakacağız. Elinizdeki çakmak sizin özgürlük meşalenizdir diye videolar yayınlanmadı mı? Bütün bunlar bir terörist faaliyetten bile yararlanmaya çalışan bir zihniyeti gösteriyor. Bu bakımdan önemli. O nedenle ben öncelikle bu yorumların son derece yanlış olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şeyin üzerine örtmüş değil. Ama ortaya bir şey, bir gerçeği çıkartmış durumda. Türkiye'deki birçok yasa dışı işin, ilişkinin yürütüldüğü merkez saray. Sarayın telefonlarından aranmış hep bunlar. Sarayın santrali üzerinden aranmışlar. İnsanlar sarayın santrali üzerinden aranmışlar. Bakın bu ayrıntı çok önemli. Çok önemli, evet. Şimdi Sedat Peker diyor ki, Burhan Kuzu her defasında sarayın santrali üzerinden aradı. Hakimleri, savcıları, adli tıp kurumunu kimin için aradı? Uyuşturucu kaçakçılar için. Büyük yasa dışı işler yapan organize suç örgütlerinin, emniyet deyimiyle söylüyorum, organize suç örgütlerinin bir takım işlerinin görülmesi için. Özellikle Fahrettin Altun'un iletişim başkanlığı telefonlarının kullanıldığı anlaşılıyor. Hı hı. Sedat Peker bir şey söylüyor. Açın HTS kayıtlarına bakın. Telefon kayıtlarına bakın. Adli tıp kurumu nereden aranmış? Bir adli tıp raporu, bir çete adına adli tıp raporu, milyarder bir kişi hakkındaki adli tıp raporu değiştirilsin diye. Fotoğrafını, kimlik fotoğraflarını yayınlamış. İki, Ziraat Bankası'nda kimin işini görmeye kalkmışlar? Yine böyle gruplardan birine 20 ya da 30 milyon Türk lirası, bakın milyon, eski parayla trilyon, kredi çıkartılması için Burhan Kuzu nereden aramış? Saraydan aramış. Nasıl arıyor? Cumhurbaşkanlığı hukuk baş danışmanı olarak. Cumhurbaşkanı hukuk, tabii, baş danışmanı sıfatıyla saraydan arıyor. Çünkü orada odası var. Doğru. Peki Bolu Adliyesi'ni nasıl aramış? Orhan Ungan'ın. Yani uluslararası ölçekte bir uyuşturucu kaçakçısı olduğu ileri sürülüyor. Belirtiliyor. Ama şu çok açık. Büyük gücü olan, uluslararası alanda büyük gücü olan, Türkiye'de etkili olan Zindaşti ile
uzunca süre savaşmış, yani bir çeteler savaşına girişmiş bir kişiden söz ediyorum. Kardeşi ve avukatı öldürüldü bu çatışmalarda. Zindaşti'nin de kızı öldü. Evet. Arzu Şerifi Zindaşti. Evet, Bahçelievler'de öldürüldü. Evet. Ve onun ardından başlayan, ama sadece orada kalmadı. Kanada'da iki kişi öldürüldü. Avustralya'da öldürüldü. Yurt dışında Hollanda'da öldürüldü. Yani savaş sadece Türkiye'de, Dubai'de öldürüldü. Dünya yani, çapında bir bak, savaş. Dubai, bak çatışma alanlarına bakın. Dubai insan öldürdü. Dubai'de insan vuruldu. Kanada'da iki kişi öldürüldü. Hollanda'da öldürüldü. Savaş bütün, yani o an o network hangi alanlarda örgütlüyse bütün o alanlara sıçramış bir çatışmadan söz ediyoruz. Oradaki şeyi söylüyor. Bu bilinmeyen şeyler. Burhan Kuzu önce Zindaş diye hizmet ederken sonra Orhan Unga'nın hizmetine giriyor. Çünkü Orhan Unga'nın kendisine zarar verebileceğini söylüyor. Çünkü Orhan Ungan güçlü bir isim. Bakın, kendisiyle yapılan bir röportajda şunu söylüyor Orhan Ungan. Biz diyor, kapımız hangi niyetle çalınırsa öyle karşılama kudretine sahibiz. Dostça çalınırsa nezaketle, düşmanca çalınırsa savaşla karşılamaya kudretimiz var diyen birisi. Dolayısıyla bunun hakkında Burhan Kuzu'nun kendi hakkında Zindaşti ile beraber bir takım sahte belgeler hazırlayarak tutuklanmasını sağladığını ortaya çıkararak tahliye oluyor Orhan Ungan. Hollanda'da yaşayan birisi ağırlıklı olarak. Bunun üzerine bu belgelerle şey hakkında, Burhan Kuzu hakkında Bakırköy Adliyesi'nde dava açıyor. Şimdi o sıralarda Burhan Kuzu beni aradı. Ben kendisiyle uzunca bir telefon görüşmesi yaptım. Onu anlatacağım. Burada anlatacağım. Önemli ve ilk kez anlatacağım bir yayında. Bu sefer paniğe kapılıyor Burhan Kuzu ve Sedat Peker'i arıyor. Sedat Peker'le de daha önce tanışmışlar. Evet. Sedat Peker kendisini birkaç kez uyarıyor. Ya tweetleri okumanızı rica ediyorum değerli seyirciler. Olacak şey değil. Yani kim çete, kim hukuk içinde kalmaya çalışıyor, birbirine karışıyor. Sedat Peker diyor ki ya bu mafyatik bir iş olur. Yani yasa dışı bir iş olur. Yani biz bu işe çok girmek istemeyiz, siz de girmeyin diye. Çok ilginç. Burhan Kuzu'yu uyarıyor. Hatta Burhan Kuzu kendisinden bir paranın tahsil edilmesini istiyor. Bir alacağı varmış, bir kendisinin ya da bir yakınının. Sedat Peker arıyor. Ya Sedat Peker diyor ki saraydan filan aranıyorsunuz. Yani geri çeviremedim. Fakat yani adımız çeksene tahsilatçısına çıkacak diye parayı cebimden verdim diyor. Tahsil etmiş gibi. 300 bin lira. Allah. 300 bin lirayı cebinden vermiş. Şimdi böyle bir kişiden söz ediyoruz ve bu kişi değerli seyirciler, bu ucube 2017 anayasasını hazırlayanlardan biri. Başkanlık anayasasını. Evet. Sarayın hukuk baş danışmanı, hukuk profesörü. Şimdi bunun, oraya da geleceğim. Bu ayrıntılı bir hikaye çünkü. Zindaşti'yi gece yarısı, Zindaşti, Orhan Unga'nın kardeşini ve avukatını öldürtmekten ve uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanıyor. Hakkında çok sayıda dava var. Avukatlarının adını da söyleyeyim, öldürdüğü kişiler Kutbettin Kaya ve İlhan Ungan. İlhan Ungan Bağdat Caddesi'nde ailesiyle yemek yiyip lokantadan çıktığı sırada öldürülüyor. Hatırlıyorum onu. Bu önemli bir şey. Önemli bir haber. Kutbettin Kaya ise Yeşilköy'de bir restoranda öldürülüyor. İki cinayeti de çok profesyoneller, uzmanlar işliyor. Hı hı. Yani uzman denir o dünyada. Bu tip suikastleri yapanları. Onlar profesyoneldir, kiralık katildir. Şimdi bunun üzerine tutuklanınca Burhan Kuzu'dan yine rica ediliyor. Burhan Kuzu'yla peki Zindaşti'yi tanıştıran kim? Aliye Uzun. Hmm. Aliye Uzun kim? Beşiktaş, AKP Kadın Kolları 2. Başkanı. Daha sonra AKP Yönetim Kurulu üyesi. O fotoğraflarda olan kadın değil mi? Evet, aynen o fotoğraflarda olan kadın. Peki bu kadın kim? Kim? Zaman zaman Zorlu Center'ın bütün duvarına ya da Trump Tower var ya Mecidiyeköy'de, evet, onun evet, boydan boya Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini asan kadın. Kamuoyu onu öyle tanır. Yani Aliye Uzun. Anladım. 15 Temmuz'un yıl dönümünde vesaire işte şey zafer bilmem ne filan işte milli irade filan diye pankartlar asıyor. Peki bu kim? Bunun Aliye Uzun'un Zindaşti'nin hakkında verdiği mahkemede ifadeler var poliste. Nasıl ifade? Çeteye kadın bulan birisi. Aynen öyle. Ve bu nedenle Zindaşti ile daha sonra Zindaşti ile birlikte oluyor, ama Zindaşti ile birlikteyken çektiği bir fotoğrafı sosyal medyaya koymakla tehdit ediyor. Zindaşti. Aa.
Tabii. Bayağı bir şey atlamış tabii, orada tabii. Artık. Sonra başka bir çete devreye giriyor. Zindaşti ile Sarıyer'de, Sarıyer'in sırtlarında gece yarısı sabaha kadar çatışma çıkıyor bu kadının yüzünden. Ondan sonra aracılar falan, bazı aracılar devreye giriyor ve bu çatışma bitiyor. Daha sonra şeyde Sarıyer'deki Aliye Uzun'un adına sen kadını rahat bırakmıyorsun, taciz ediyorsun diye devreye girenler Zindaşlı olduğunu anlayınca aracı gönderiyorlar. Kusura bakma abi. Yani biz çekiliyorlar, tam değil mi? Tam böyle bir durum olduğunu bilmiyorduk diye çekiliyorlar. Şimdi böyle bir kadın var arada. Bu kadın Zindaşlı'yı Burhan Kuzu'yla tanıştırıyor. Tam burada telefonu söyleyeceğim ben. Bir gün bir akşam evde kitap okurken telefonum çaldı. Ben Burhan Kuzu dedi. Hakikaten sesi de öyle. Buyurun Burhan Bey dedim. Ya dedi ya siz biz, o dönemde de biz haberlerini yapıyoruz bunu. Ya dedi Televir'de haber yapıyorsunuz. Ben Televir'i çok yakından izliyorum. Televir.com.tr'yi de yakından izliyorum. Ya partinizden birisi geliyor dedi. Bir ilçe örgütü yöneticisi. Dedim kimden söz ediyorsunuz? Aliye Uzun'dan dedi. Beşiktaş bizim ilçe örgütümüzün yöneticisi. Bir vatandaşlık sorunu var diye dedi. Zindaşlı'yı getirdi benimle tanıştırdı. Hakikaten Zindaşlı'nın en önemli derdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. İran'da aranıyor çünkü. İran'da suçlu yani İran'da idam edilebilir. Ve Türkiye'de faaliyetlerinin merkezini Türkiye'ye kaydırmış. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak istiyor. Aliye Uzun getirdi bana dedi. Ben de dedi onun için bir partilinin bir talebi diye ilgilendik. Öyle bir fotoğraf çektirdik buluştuğumuz sırada. Bundan ibaret demişti. Ben dedim ki Burhan Bey çok ondan ibaret gibi görünmüyor bütün bunlar. Ben hikayeyi biliyorum az çok. Ama devam eden bir süreç bu ve bu sürüyor, devam ediyor. Bir savaş da var, bir çatışma var. Yani başka bir grupla çatışıyor. Orhan Ungan grubundan söz ederek. Kızı öldürülmüş, bir çatışma devam ediyor. Avukatlar öldürülüyor. İşte yurt dışında bu konuda şeyler var, çatışmalar var, ölümler var, suikastler var. Böyle devam eden iki çete, iki grup arasında bir savaş var. Tekrar anlattı uzun uzun. Dedim ki ya benden talep ettiğinizde, dedi ki ya o haberi kaldırabilir miyiz? Telebir.com.tr'deki. Dedim ki Burhan Bey, o haberi kaldırmamız için bunun bir gerekçesi lazım. Bunun yalanlanması lazım. Bir açıklama yaparsanız ona yer verelim. Ama bu haberin doğru olmadığını bize kanıtlamak durumundasınız. Evet. Şimdi tam böyle bir dönem. Bir süre sonra Burhan Kuzu hastalandı ve COVID teşhisiyle hastaneye yatırıldı ve ağırlaşarak yoğun bakıma alındı ve orada da hayatını kaybetti. Ne denir? Hani Allah taksiratını affetsin denir böyle durumlarda. Sonra bir komplo teorisi gelişti. Ya bu öldürüldü diye. Hayır. Ben araştırdım. Geçen gün izledim. Bizim programa katılan, yayınlara katılan Timur Soykan da araştırmış. Hakikaten insanların hani bir böyle bir komplo teorisi için çok güçlü bir gerekçe var. Öyle bir zamanda ölüyor ki. Yani kilit sanık ortadan kalkıyor. Fakat evet. Bunun susurlukla falan karıştırılması da son derece yanlış. Bu bildiğimiz basit, adi, para ve uyuşturucunun döndüğü bir iş. Susurluk siyasal bir olaydı. Siyasal bir olaydı. Derin devlet bağlantısı olan siyasal bir olaydı. Kontrgerilla'nın bir de devamıydı. Ve Türkiye'de Soğuk Savaş döneminin bitirilme çabalarına denk gelmişti. Yani 28 Şubat'la birlikte ele alınması gereken bir iş. Burada açıkça servete, paraya ulaşmayı hedefleyen bir suç örgütleriyle işbirliği var. Evet. Para, esas olarak para ve uyuşturucunun döndüğü bir ilişkiler ağından söz ediyoruz. O bakımdan susurlukla çok fazla bir benzerliği, bir ortaklığı yok.